Aziz Sancar, babam da kuzen olurlar. Yani babamın amcasının çocuğudur. Biz amca olarak biliriz. Hani aile bağlarımız yakındır, sıkıdır. Geniş bir aileyiz zaten. Babamın çok sayıda kuzeni var. Onlardan bir tanesi de Aziz Sancar'dır. Yani ben gençliğimden, çocukluğumdan da hep adını duyardım. Erken zamanlarda yurt dışına çıktı. Maalesef biz kendisiyle ortak ortamlarda çok fazla bulunamadık. Küçüklüğümüzden, gençliğimizden ortak anılarımız fazla olamadı. Çünkü kendisi erkenden Amerika'ya gitmişti ve kendini bilime adamıştı. Benim ailem, tabii baba tarafım savurdu. Ve dedem biraz erken zamanda sahurdan ayrılmıştı. Nusaybin'e gelmişti. Biz Nusaybin'de doğduk, büyüdük. Ailenin çok büyük bir kısmı sahurda kaldı. Kendisi de zaten sahurda büyüdü. Aziz Sancar da sahurda büyüdü. Bir sebebi de kendisiyle böyle ortak anılarımızın olmayışının bir sebebi de bizim Nusaybin'de ailenin kalan bölümünü sahurda yaşamış olmasıdır. Daha sonraki yıllarda burada karşılaştık elbette. Aile toplantılarında, Türkiye'ye ziyarete geldiğinde. En son ne zaman görüştünüz hocam? Koç Bilim Ödülü'nü aldığı yıl, 3 ya da 4 yıl oldu galiba, bir aile toplantısında karşılaşmıştık. Konuşmuştuk hayatta. Fakat ailenin diğer fertleriyle, yani kendisinin abileriyle, benim onlara da amca dedim, onlarla yakın bağımız şüphesiz devam ediyor. Biz amca hocam, olarak hitap ediyoruz. Hem akrabanız hem de Mardin'de böyle bir ödül alıyor dünya çapında. Duygularınız ne? Açık söyleyeyim, insanlık adına gurur duydum. Ailem adına gurur duydum. Memleketim adına gurur duydum. Bütün bunların çok sevindirici olduğunu hani tekrar tekrar söylememe de gerek yok. Ama gerçekten insanlık için bu kadar emek sarf eden, hayatını bu çalışmalara adamış bir insanla akraba olmak, aynı topraklarda büyümüş olmak, aynı aile bağlarında yetişmiş olmak beni de gururlandırıyor. Görüştünüz mü hocam? Ulaşamadım. Saat farkı dolayısıyla, bir de buradaki yol program dolayısıyla çok fazla deneyemedim. Ama tabii abileriyle, onlar da amcam olur, görüştüm. Kendisiyle de ilk fırsatta görüşüp bu duygularımı paylaşacağım. Hayırlı olsun diyorum, kendisine yürekten başarı diliyorum, kendisini yürekten kutluyorum. Aileye böyle bir mutluluk, insanlığa böyle bir katkı, memleketine böyle bir gurur verdiği için de kendisine müteşekkiriz. Biz de tebrik ediyoruz hocam. Evet, evet, tamam.